İzmir Seferihisar'da hobi amaçlı başladığı organik yumurta üretimini profesyonelleştirip bugün ayda 400 binden fazla yumurtayı tüketiciyle buluşturan Pakyum Yumurta, sektöre yeni girmek isteyenlere teknik danışmanlık hizmeti veren, aynı zamanda da sektörde birlik beraberliği sağlayan İzmir Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Derneği'nin de yönetiminde bulunuyor. Artan tüketici bilincine paralel olarak organik üretim ve tüketim pazarı gün geçtikçe büyüyor. Pakyum Yumurta, İzmir Seferihisar'da 2013 yılında amatör bir ruhla hobi amaçlı başlayan yumurta üretimini zaman içinde profesyonelleştirerek organik üretime geçiş sağlıyor. 2013 yılında İzmir Seferihisar'da bir çiftliğimiz vardı. Orası ilk önce hobi niteliğinde başladı. Sonra üretimimiz arttıkça biz dedik ki müşterilerimize, tüketicilere nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, bu yumurtaları daha lezzetli ve daha güvenilir hale nasıl getirebiliriz diye araştırmalara başladık. Ve organik üretimin en üst kademede bir üretim olduğu, her aşamasında kontrol altında olduğu, analiz raporlarıyla müşterilere ulaştırıldığını, bunları öğrendikten sonra bakanlık aracılığıyla sertifikasyon kuruluşlarına müracaatımız oldu. 6 ay bir geçiş sürecinden sonra ilk çiftliğimize organik sertifikamızı aldık ve organik üretim yapıp paketlerimize de biz organik üreticiyiz diye yazıp son tüketicilere gönderdik. Artan talep çiftlik sayısının artması sonucunu doğuruyor. Kemalpaşa Gökçeyurt köyünde 3000 kapasiteli ikinci çiftliğimizi açtık. Aradan bir sene geçince yine Kemalpaşa'da üçüncü çiftliğimizi kurduk ve üçüncü çiftliğimizle beraber bütün tavuklarımızı organik olarak civcivken biz üretmeye başladık. Beslenmeleri ve içtikleri su dahil ilk bizde, bizim kümeslerimizde olduğu için yumurtlama aşamasına geldiğinde çıkan yumurtalar %100 organiktir. Kemalpaşa Gökçeyurt köyündeki çiftlikte gün erken başlıyor. Bir diğer kurucu ortak Serdar Kayser, tavukların yemi, suyu, kümes ısısı gibi ortam şartlarının bakıcı tarafından itinayla kontrol edildiğini söylüyor. Arazimiz 25 dönüm üzerine kurulu. Hayvanlarımızın, tavuklarımızın olduğu alan 600 metrekare kapalı alanımız var. 200 metrekare depomuz var. Yemlerimizin ana maddelerini kırıcıdan geçirdikten sonra bakıcımız içeriye el değmeden aktarıcılarımızla yemliklerimize yemlerimiz gidiyor. Ondan sonra yemleri verildikten sonra bakıcımız içeriye giriyor. Folluklarımızdan iç hayvanın içine girmeden, hayvanlarımızı rahatsız etmeden arka bölümlerinden yumurtaları toplamaya başlıyor. Öğleden sonra da kapakları açıyoruz. Hayvanlarımızı arazimize salıyoruz. Arazimizde dolaşıyor. Akşam hava karardıktan sonra kendileri girdiği, çıktıkları kapaklardan içeriye tekrar giriyorlar. Buca'daki paketleme tesisinde günlük 15 bin, aylıksa 400 bin organik yumurtayı ambalajlayıp tüketiciyle buluşturmak üzere marketlere sevk eden firma, aylık kapasiteyi 700 bine çıkarmayı hedefliyor. Mevcut 3 tane çiftliğinde toplam 9 bin tavuğuyla beraber günlük 8 bin ya da 9 bin arası bir yumurtayı kendisi üretir. Buna bağlı olarak bizim kendi kontrolümüz altında olan üreticilerimiz, Ege bölgesinin çeşitli yerlerinde 4 adet daha üreticimiz var. Bu üreticilerimiz daha küçük kapasitelerde. Onların toplam üretimi de 7000'dir. Yani biz yaklaşık her gün 15.000 ya da 16.000 organik yumurtayı pazara sürüyoruz. Organik yumurta üretmek isteyen girişimcilerin hangi durumlarla karşılaşacaklarını anlatmak, onları doğru yönlendirmek üzere dernek kurduklarını belirten Şükrü Afacaner, İzyum'dere tüm üreticileri davet ediyor. Meşakkatli bir iştir ama güzel bir iştir. Öncelikle girişimcilerin hiçbir şey yapmadan derneğimize müracaat etmelerini tavsiye ederim. Çünkü bu iş, bu organik üreticilik ya da doğal üreticilik ikinci bir iş,
ek gelir tarzında düşünülebilecek bir şey değildir. Yatırımı gerçekten yüksek bir iştir ve 24 saat mesaiyi kapsar. 3000 tavukta oluşacak bir çiftliğin yatırım maliyeti hakkında da bilgi veriyor kurucu ortak Şükrü Afacaner. 3000 adet bir tavuk üretimi, tavuktan yumurta üretimi için yaklaşık 200 bin lira kadar bir maliyet gerektiriyor. Eğer bu işi iş olarak edinip ben buradan geleceğimi kurmak istiyorum diyorsa bu üretimini günlük 5000'in üzerine çıkarmalıdır. İzmir Gezen Tavuk Yumurta Üreticileri ve Satıcıları Derneği sektörde birlik beraberliği sağlamak yanı sıra teknik danışmanlık hizmeti de veriyor. İzyumder yani Ege bölgesindeki gezen tavuk üreticileri ve satıcılarının birleştiği bir dernektir. Burada hedefimiz öncelikle herkesin, üreticilerin ve satıcıların birbirini tanıması ve tanışmasıdır. Bazı üreticilerimizin çok üretim yapmasına rağmen ürünlerini pazarlayamama sıkıntısı var. Bazı pazarlamacılarımızın da ürün bulamama sıkıntıları var. Biz bu dernekte herkesi aynı çatı altında toplayarak ürünü olanı ve ürünü satmak isteyeni bir araya getirerek bir nevi aracılık yapmış oluyoruz. Aynı zamanda bu işe girmek isteyen ama işle ilgili herhangi bir bilgisi olmayan arkadaşları da önce derneğimizde neyle karşılaşacaklarını, hangi yolu izlemeleri gerektiğini bilgilerini veriyoruz ve baştan sona onlara teknik olarak da danışmanlık yapıyoruz. Üretim aşaması bittikten sonra çıkan ürünlerini satmada da yardımcı oluyoruz. Afacaner, organik üretim için gerekli koşulları izah ediyor. Bu arazide son 3 yıldır herhangi bir kimyasal kullanılmamıştır. Burada bir tarım yapılmamış belgesinin muhakkak elde edilmesi gerekiyor. Bu belgeyle birlikte tapu, kişinin çiftçi kayıt sistemine olan belgesi, kimliğiyle birlikte sertifikasyon kuruluşuna yani kontrol kuruluşuna müracaat etmesi gerekiyor. Arazinin genişliği kadar yemin niteliği de organik üretimin önemli süreçlerinden biri oluyor. 4 metrekareye bir tavuk düşecek şekilde, kümesinin içinin ise 1 metrekareye 6 tavuk düşecek şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Tabii ki arazinin de burada hayvan sağlığı ve yumurtanın aroması açısından yeşillendirilmesi, yonca ekilmesi, kadife çiçeği ekilmesi ya da kendiliğinden çıkan semiz otları, yabani otlar, hayvanın seveceği her şey yumurta aromasına direkt etki ettiği için ayrıca içeride verilen yemlerin organik sertifikalı şekilde elde edilmiş yemler. Yani Türkiye'de organik yem üreten sadece 2 firma vardır. O firmalardan alınmış organik sertifikalı ham maddelerle yemleri kendimiz yapıp tavuklara vererek yumurtanın organik olmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda tavuklarımıza kesinlikle GDO içeren, hormon içeren ürünler vermiyoruz ve hayvanlarımız hasta olduğunda kesinlikle antibiyotik verilmiyor. Organik ürünün kesinlikle açıkta satılamayacağını söyleyen Şükrü Afacaner sözlerini noktalarken yumurtanın faydalarına değiniyor. Yumurta bir insanın alabileceği en iyi protein kaynağıdır ve her gün tüketilmesi muhakkak gereklidir. Ama lezzetli, aromalı, protein değeri daha yüksek, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilmiş yumurta organik yumurtadır.